Sevgili seyirciler, Agriteknika Fuarı'nda Petkus'ta birlikteyiz. Petkus çok sayıda ülkeye mal gönderebilen bir firma. Ve şimdi onun yönetim kurulu başkanı, başka da işte CEO'su Sayın Şoze ile birlikteyiz. Önce Petkus hakkında bilgi almak istiyorum. Petkus dünya üzerindeki tohum temizleme ve tohum teknolojileri konusunda en eski firma. Burada fuarda görmüş olduğunuz makinelerin hepsi Petkus tarafından üretilmiştir. Bugün 4 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi tohumculuk, tahıl sistemleri, tahıl taşıma sistemleri ve kardeş firmamız MMV gıda, yem ve pirinç üzerine çalışıyor. Bizim ana aktivitemiz teknoloji. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel teknolojiler tasarlayıp üretmek. İkinci önemli konu bizim çok kuvvetli bir mühendislik kısmımız var. Bu mühendislik kısmı anahtar teslimi sistemler, tesisler kuruyor. Resimde gördüğünüz gibi. En önemli konulardan bir tanesi de servis konusu. Dünya üzerindeki satışlarımızın %95'ine şu anda kendimiz direkt olarak servis verebiliyoruz. Ama öbür taraftan da baktığınızda makinelerimiz o kadar çok uzun ömürlü çalışıyorlar ki bazen müşterilerimiz bize geliyorlar. Bizde makinanız var 1960 model ama hala çalışıyor. Niçin yeni makine alayım diye düşünüyorum diyorlar. Ürünlerimizin çalışma süresi Petkus'ta çok uzun süreli. Bunun haricinde yüksek kapasiteli makinalarımız ve yüksek verimli makinalarımız her türlü servisi müşterilere verebiliyor. Merak ettiğim bir şey var. Dünyada tabii ki Türkiye'de bu tür makine üreten başka firmalar da var. Ama Petkus'u alma nedenini bilmiyorum. Yani çiftçi neden yerel makineler dışında Petkus'tan bu ürünü satın alsın? Buradaki markayı gördüğünüz zaman bu markanın arkasında 160 yıllık bir teknoloji var. Dünyada hiçbir şirket yok ki Petkus kadar eski ve tecrübeli konusunda çalışan. Ve konulara baktığınız zaman bu tahıl tohumundan tutun, sebze tohumu, yağlı tohumlar temizlemesine kadar o kadar geniş bir palet ürünü olan hiçbir firma yok. Bizim ayrıca kendi Ar-Ge bölümümüz var. Devamlı makinelerin üzerinde değişiklikler, yenilikler, yeni makineler üretimini sağlıyor. Ben başka bir firma dünya üzerinde kişisel olarak tanımıyorum ki bu kadar Ar-Ge'ye önem versin, gelişime, dönüşüme önem versin. Eninde sonunda müşteriler bir Alman teknolojisi, Alman kalitesine sahip oluyorlar. Otomobil sektöründen bildiğiniz gibi BMW, Mercedes'in tohumculuk sektöründeki markası da Petkus. Bir şey de düşünmek istemiyorum. Türkiye'de Mercedes'e, BMW'ye binen bir tohumcu umarım ki diyor tesisinde de Mercedes kullanmak ya da BMW kullanmak isterdi. Ben bunu anlıyorum. Ancak Türkiye'de herkes BMW'ye veya Mercedes'e binemiyor. Başka arabalara binen insanlar da söz konusu. O yüzden Petkus kullanan, Petkus makinesi kullanan bir insanın amorti süresini, cebini, parasını düşünüyor olması lazım. Bu dengeyi nasıl kuracağız? Bu konuda size hak veriyorum ama müşterilerin de tesisin ya da makinelerin yaşam ömrüyle ilgili düşünmeleri lazım. Herhangi bir tesis ya da makineyi alıp 3-4 yıl kullanacakları yerde Petkus makineleri, tesisleri en az 10 yıl kullanılabilir. Ve çalışma esnasında hiçbir arıza, aksama olmayacağı kesindir. Bunları hesapladığı zaman cebini düşünmüş olur. Şimdi teknoloji fazla olan bir üründen bahsediyorsunuz. Ancak ben çiftçi olarak tohumumun az nem ya da tam kuru olmasını isterim. Sağlıklı olmasını isterim. Uzun ömürlü olmasını isterim. Yani bu makineyi, bu tesisi kurduğum zaman benim tohumlarımın teknik olarak avantajları nedir? Bizim çok geniş bir ürün paletimiz olduğundan
tohum makinelerinde mesela bir saat kapasiteli 1,5 tondan 30 tona kadar, taşıma sistemlerinde saat kapasitesi 800 tona kadar olan sistemlerimiz var. Müşterinin ihtiyacına göre, programına göre ona en iyi teknolojiyi sunacağımızdan emin olabilirsiniz ki en iyi ürüne sahip olsun. Ona katılıyorum. Almanya sağlam makina ülkesi. Bunu da biliyoruz. Ancak açık söylemek gerekirse Türk çiftçilerinin aldığı buna benzer ürünlerin fiyatı ile Petkus'un fiyatı arasında fark olacaktır. Bu farkı nasıl izah edeceğiz ve nasıl amorti etmeyi planlıyoruz? Bir defa şunu bilmemiz gerekiyor ki tohumculukta da en iyi kalitede, en iyi şekilde temizlenmiş, ilaçlanmış tohumun fiyatıyla orta dereceli temizlenmiş, ilaçlanmış tohum arasında fiyat farkı vardır. Petkus'la temizlenmiş olan tohum dünya üzerindeki en iyi kaliteyle temizlenmiş ve en iyi kaliteyle ilaçlanmış tohumdur. İkinci konu da tohum hazırlama süresi her zaman kısıtlı bir süredir. Bu kısıtlı süre içerisinde hızlı bir şekilde tohumu temizleyip ilaçlayıp hazırlamak lazım. Bu çalışma süresi esnasında da çalışılacak tesiste hiçbir arıza olmaması lazım. Arıza olmadan en hızlı şekilde, en uygun şekilde tohumu hazırlamak herhalde bir çiftçi için de en uygun olacaktır. Durkak yapmayacaktır. Biz buna da sadece Petkus'ta sahip olabilir. Petkus daha çok hangi ürünlerde tercih ediliyor? Hangi tohumlarda daha doğrusu? Petkus bütün tohum ürünlerine sistem hazırlayabiliyor. Türkiye'de bilhassa tohumculuk konusunda çok dikkatli, çok temiz çalışan ve lider bir kuruluş olan TİGEM bizim teknolojimizi kullanmaktadır. Son yıllarda açıklanan tüm ihaleleri Petkus kazanmıştır TİGEM'de. Pahalı olmasına rağmen kaliteye önem verdiklerinden Petkus'u tercih etmişlerdir. TİGEM'in de bu konuda Petkus için karar vermiş olması Türkiye'de tohumculuk için Petkus'un en iyi tercih olduğunu göstermek. Bunun yanında tabii biz Türkiye'de özel kuruluşlara kurutma makinalarımızı da verdik. Kurutma konusu da çünkü tarımda çok önemli bir konu. Ürünün zarar görmeden en hızlı şekilde kurutulması gerekiyor. Türkiye'de özellikle özel sektör tohumculuğu gelişiyor. Verdiğiniz örnek TİGEM. Yani devlet kuruluşu bir anlamda TİGEM. Dolayısıyla onun Petkus'tan alacağı, vereceği parayla özel sektör arasında fark olacaktır. Özel sektöre yönelik bir özel çalışmanız, özel pazarlama tekniğiniz veya fiyatınız var mı? Fiyatlarda çok büyük bir fark olmayacaktır. TİGEM de çünkü bu konuya çok ciddi bakan bir kuruluş. Ama firmadan firmaya ihtiyaca göre değişik sistemler uygulayacağız. Türkiye'de özel sektör tohumculuğu gelişiyor demiştim. Kendi bakış açısıyla yani Petkus Türkiye'ye baktığı zaman tohumculuğu nasıl görüyor? Bir gelişme var mı? Türkiye'nin gelişimini çok olumlu karşılıyoruz. Ve kesinlikle şundan eminim ki tohumculuk sektörü Türkiye'de çok büyük gelişme yol kat edecektir. Bununla birlikte Türkiye'nin coğrafi yapısından dolayı, komşu ülkelerle olan ilişkilerinden dolayı biz Türkiye'yi çok iyi gelişim göstereceğini düşünüyoruz ki Petkus Avrasya'yı kurduk Türkiye'de. Petkus Avrasya'daki arkadaşlarımızla Türkiye ve bütün komşu ülkelerle Petkus faaliyetlerini sürdürüyorlar. Petkus'un kullanıldığı tohumların en meşhurlarından ilk üçünü veya beşini alabilir miyim? Mısır konusunda uzmanlaşmış durumdayız. Bunun yanında buğday, arpa, ayçiçeği konularında da uzmanlaşmış durumdayız. Fakat bu ürün paletinin yanında pamuk ve sebze tohumu üzerinde çok sıkı çalışmalarımız var. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde çok büyük gelişmeler kat edeceğiz. Mesela pamukta lentelleme üzerine çok büyük bir gelişim kaydettik. Bu bizim tohumculuk çalışmalarımıza büyük katkı veriyor. Bu bizim ARGE çalışmalarımızın, gelişme çalışmalarımız içinde yer alan bir konu. Pamuk ve sebze tohumu üzerine büyük gelişme kaydedeceğiz. Son sorum şu. Petkus kullanan çiftçiler ister kurutmalık ister seçmelik olsun tohum kalitesinde başka markalar oranla ne kazanacaklar? Tarlaya ne ekerseniz onu alıyorsunuz, biçiyorsunuz. Bu bir atasözü. Petkus'ta temizlenmiş olan bir tohumu tarlaya ektiğiniz zaman en iyi kaliteli ürünü biçeceksiniz.
Daha önce söylediğim gibi Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı Türkiye ile ilgili çok pozitif düşüncelerimiz var. Türkiye ile çok büyük gelişim kat edeceğiz ve Türkiye'de açmış olduğumuz ofisle de gurur duyuyoruz. Thank you very much. Yeah, thank you.